Ünlüler taklit yetenekleriyle güldürüyor. İşte birbirinden başarılı isimlerin taklit ettiği isimler ve keyifli performansları. Ünlüler dünyasının taklit ustaları. Hiç bilmediğiniz sürpriz performanslar. Ay yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Buyur. Ünlülerimizin eğlenceli yetenekleri. Nihal diyor ki, Gülseren diyor, senin bu yüzün nasıl bu kadar ince? İşte ünlü isimlerin birbirinden eğlenceli taklitleri. Gonca Vusla Teri ile başlıyoruz. Gonca Vusla Teri çok iyi bendeniz taklidi yapıyor. Hadi gel, müjdeler ver, gözlerimdeki yaşları sil yeter. Sarıl seni bana şımarık sevgilim. Yeter, yeter, yeter. Ay bala. Anne gibi şale. Söyle bana nedir bu tafra sebep. Gonca Vusla Teri'nin Seda Sayan taklidi de inanılmaz. Ben normalde hayatta bilmem WhatsApp bilmem ne. Abi baktım Selen beni bloklamış. Yok muydu eniştesi bir şeyi? Ona söyledim, o baktı. Şimdi bir dakika. Selen, ben sana demedim mi ablam? Ben programına geliyorum. Sakın bana bir şeyler sorma. Sen bana demedin mi tamam abla sormam diye. Şimdi ne değişti Selen? Ha? Ne değişti? Ha, dersin ki ben Gülben'i konuk etmeni hazmedemiyorum. O çok başka bir şey, sana bir şey değil mi? O çok başka bir şey işte. Sezen Aksu'yu da hem konuşması hem de şarkı söylemesiyle çok iyi taklit ediyor Gonca Vusla Teri. Taklidi içerikli Gonca Vusla Teri olarak Sezen Aksu'nun sahne aldığı son cümlesini sizlere yeniden hatırlatmak isterim. Türkiye gençlerindir ve gençlerin kalacak. Hep taklidi yapılan Sezen Aksu'nun ta 1993'te bir başka ünlüyü Marilyn Monroe'yu taklit ettiğini biliyor musunuz? İşte o performans. But when I do, I don't follow you. Yes, my heart belongs to Jackie. If I invite a boy some night to dine on my fine food and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs. Yıllar öncesine götürüyoruz sizleri. Sibel Can o zamanlar yaptığı şov programında Hülya Avşar'ın meşhur "Bu Gece Uzun Olacak" klibini taklit etmişti. Lodos fırtınaları kopacak yine, ta derinlerde bir yerde. Avşar'ın daha gencecikken programına konuk ettiği Meltem Cumbul ise o zamanlar Nükhet Duru'nun dansını taklit ediyordu. Meltem Cumbul yeteneklerini kendi programında Bülent Ersoy'u taklit ederek göstermişti. Kalede Metin Şentürk, defansta Küçük İbo, Küçük Onur, forvette Hülya Şarp, Hande Atayizi, orta alanda Yılmaz Morgül. Evet, takımımız böyle. Sürpriz bir Bülent Ersoy taklidi daha izlemeye ne dersiniz? İşte başarılı oyuncu Salih Bademci'nin katıldığı bir programdaki Bülent Ersoy taklidi. Dijitalde oyuncular aslında bitme noktasına gelmedi. Ben çok üzülüyorum. 2,5 saat her hafta çalış. Yerine güzel. Haftada 40 dakika izle geç. Taklit yeteneği az bilinen Salih Bademci'nin Tarkan taklidi de görülmeye değer. Unuttu dediler. Bak. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler. Kırıldım yar. Gerisi sonra parayla. Eskilerden bir taklit daha. Olgun Şimşek, Ferdi Tayfur'un yanında Büyük Usta'nın taklidini yapıyor. Noldu Allah'ım noldu, arayıp beni buldu. O da senin kulundu, yaktı beni. Noldu Allah'ım noldu, arayıp beni buldu. O da senin kulundu, yaktı beni. Yaktı beni. Hadise'nin boşandığı eşiyle çektiği evlilik teklifi videosu gündem olmuştu. Bu videonun taklidi Enis Sarıkan ve Selin Şekerci'den gelmiş, ikili sosyal medyayı çok eğlendirmişti. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Gülse Birsel'in botoks ve dolgu yaptırıp yaptırmadığını iddia eden kadınları taklit ettiği video çok eğlendirdi. Gurbetçim, arayacaktın, görüntülü kahve keyfi yapacaktık karşılıklı. Ne oldu? Unuttum mu sen? İlahi. Ben koydum kahvemi. Ben saatimi geçirmem biliyorsun. Ne Gülseren'in bir kahvesi vardır meşhurdur benim kahvem. Geçen gün Nihal diyor ki, Gülseren diyor, senin bu yüzün nasıl bu kadar ince, zarif, kemikli diyor. Dedim kahve. Bütün ödemi alıyor kahve anacığım değil mi? Almıyor mu bütün ödemi gerçekten? Bir de ben dolgu botoks sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Yapan yaptırsın, müdahale sevmiyorum ben. Belli oluyor anacığım. Ben kahve. En çok taklidi yapılan ünlülerin başında Bülent Ersoy geliyor. Çok kişi taklit etti Bülent Ersoy'u ama en lezzetli diva taklidi Ata Demirer'inkiydi. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Küstüm esmer beyazlara, küstüm esmer. Çıkan birinin konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıldı bu sefer? Bay ailece çekti. Bir de ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Beyefendi rica etsem bana bir bravo diye bağırır mısınız? Güçlü bir sesle. Hayır, gittiği insan da ölüm tehlikesi yaşıyor. Bir şey geliyor bak, Büdzillo. Ata Demirer taklit işinin ustası. Ünlü komedyenin Tarkan taklidi de görülmeye değer. Bir şey geleceğini hissediyorsun zaten. Şey başlıyor böyle. Yolla, acıları bana yolla, dertleri bana. Ona yakışıyor bak, ben yapınca kurbanlık dana. Ata Demirer'den sonra çok kişi Fatih Terim taklidi yaptı ama hiçbiri ondan daha komik olmadı. Günaydın mı? Evet. Bizim için aydın mı? Evet. Daha iyisi olur mu? Olur. Gider gelir mi? Alır verir mi? Aynı anda girer, aynı anda çıkar, aynı anda kurulanır. Yüzer gelir. Bunlar olur mu? Bunlar olur. İstedikten sonra bunların hepsi olur. Biz yüzdü deriz, yüzer. Bitti. Ata Demirer'in bir başka unutulmaz taklidi de merhum Müslüm Gürses'in taklidiydi. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elimi öptü falan. Koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. Şimdi buradan da o maziyi bir analım. İngiliz elçimize de saygı sevgi gönderelim. Neydi eski günler diyelim. Bir İngiliz parçası vardı. İngiliz bozla. Hangisi o bakayım? Çalın bakayım, çal. It's all left. It is me my love. It's summer. Besame puçi. Besame puçi. Kıvanç Tatlıtuğ başarılı bir taklit ustası. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir esprisini böyle taklit etmişti. Ay yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Buyur. Nasıl rahat geldiniz bir köprüden. Ay yavrum. Ay. Ay. Ne yaptın? Eniştenler geldi mi? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinde kebapçı Celal taklidiyle mest etmişti seyirciyi. Evlat! Canım kurban baba! Şunu bileydin kebapçı Celal. Selam ben geldim. Artık buralar benim canım kurban diyeceksin. Seni Yusuf'a bırakır mıyım ben? Ben yakalayacağım seni kebapçı. Bu felası. Taklit yeteneğini sosyal medyada da gösteren Aras Bulut İynemli, Joker taklidiyle uzun süre konuşuldu.